Herkese merhabalar. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu muhteşem pazartesi gününde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seans notlarıyla birlikteyiz. Saatler 14.45 olmuş. Ben Didem Arslanoğlu. Hepiniz hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bakalım an itibariyle piyasalarda neler yaşanıyor? BIST 100 tarafı bugüne önce biraz kayıplarla, ardından geri alımlarla ve yükselişle başlamıştı. Bu dakikalarda da yine 29 puanlık bir yükseliş var ama bir miktar şu ana kadar gördüğümüz yüksek seviyelerden aşağıdayız. 7736 puan seviyesinden geçiyor işlemler. %0.43'lük bir artışla birlikte. Dolar TL tarafında şu anda %0.16'lık bir yükseliş var. 28.24 düzeyindeyiz. Euro TL 29.92, 26'da %0.39 yukarıda ve Euro dolar paritesinde de %0.23'lük bir yükseliş ve 1.0589 seviyesini görüyoruz. Şimdi hafta sonu bir gözümüz kulağımızda elbette İsrail-Hamas savaşı üstündeydi. Oradan gelen çeşitli açıklamalar ve bazı spekülasyonlarla birlikte piyasalarda bir hareketlilik olması muhtemel deniyordu. Spot altın zaten buradaki endişelerle yukarı yönlü ilerliyordu ama bugün %0.57 oranında aşağıda 2000 dolar seviyesinin üstünü gördükten sonra 1994 dolara kadar gerilemiş görünüyor. Gram altın içeride %0.31 ekside. Orada da 1811 lira 31 kuruşu 37 kuruşu özür dilerim görüyoruz. Bitcoin bu ara bir miktar hareketlendi biliyorsunuz. Zira 30 binin üzerindeki hareket son derece hızlandı ve şu anda da %0.10'luk daha minik bir yükseliş var ama 34.626 dolara kadar da geldik. Brent ile WTI tarafına petrole baktığımızda da sırasıyla %1.03 ve %1.22'lik değer kayıpları olduğunu görüyoruz. Brent petrol yeniden 90 doların altında işlem görüyor. 89 dolar 57 sentteyiz. WTI tarafında da 84,5 dolardan geçiyor işlem. Şimdi bu haftanın önemli gündem başlıkları içerisinde malum Fed var. Aynı zamanda Amerika'da borçlanma planı var ki bazı uzmanlar bunun Fed kararına oranla daha önemli olabileceğine işaret ediyor. Konuşacağız elbette bunları. Emtia tarafına da değerlendireceğiz, bakacağız. Ve bu başlıkları Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Dr. Tolga Uysal'la ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama önce hep yaptığımız gibi gidiyoruz nereye? Araştırmaya. Burcu Kıratlı bizi bekliyor. Buyurun. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında Burcu Kıratlı'yla birlikteyiz. Burcu hoş geldin, hoş günaydın, iyi sabahlar. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Evet ben... bu hafta sonu cumartesi günü Senani'ye gittim. Atamızın güzel bir güneş gibi doğduğu o muhteşem eve gittim. Cumhuriyet bayramımızı önce orada kutladık. Döndük pazar sabahı erkenden İstanbul'a buradaki muhteşem kutlamalara katıldık. Oğlumuzun okuluna gittik vesaire derken inanılmaz bir heyecan ve keyif ve gururla bu sabah böyle uyandım. Hakikaten dünyanın en mutlu insanı benim bu cumhuriyet. İlelebet payidar olacak. Orası kesin. Ben de çok coşkulu uyandım. Evet. Gerçekten hala mutluluğu var üzerimizde. Gerçekten öyle. Şimdi piyasada bugün o coşkuyla birazcık daha aslında devam ediyor diyebilirim. Biraz daha olumsuz belki bugün sabaha geldiğimizde bu kara harekatından evet. dolayı daha olumsuz mu olur diye beklerken piyasa şu anda fena değil. Daha yatay olumlu diyebileceğimiz bir seyirde şu anda. 7735 puanda bilançoları karşılıyoruz. Bilançoları almaya devam ediyoruz. En son cuma akşamı Şişe'nin bilançosunu almıştık. Onunla ilgili raporlar veriyor. Ben bugün 3 tane şirketin raporu var. 3 tane kurumun raporu var. Onlardan biraz daha detaylı şekilde bahsedeceğim. Bir tanesi Sebin, bir tanesi İşyerim,
İş yatırımın bir tanesi de deniz yatırımın. Deniz yatırımına başlıyorum. Genel anlamda olumlu bilanço sezonu gerçekten hala devam ediyor. Beklentinin üzeri karlar almaya devam ediyoruz diyebilirim. Genel anlamda hedef fiyat revizyonları şişeyle ilgili 70-77 arasına yerleşmiş durumda. Genelde oraları değerlendirmişler diyeyim. Şimdi deniz yatırımına başlayayım. Özellikle burada üretimlerine dikkat çekmişler. Ocak-Eylül döneminde yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarında 3.9 milyon ton cam üretimi, 3.4 milyon ton soda külü ve yaklaşık 2.8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleşti. Satış gelirlerinin %40 arttığını görüyoruz. 36.4 milyar TL oldu. Uluslararası satışların konsolide satışlar içerisindeki payı %64 seviyesinde. Bu geçen çeyrekte %62 seviyesindeydi. Buralarda seyrettiğini söyleyebiliriz. FABÖK'e baktığımız zaman en önemli kalemlerden bir tanesi yıllık bazda %30 artış kaydetti ve 7.4 milyar TL seviyesinde. FABÖK marjı ise 1.6 puan azaldığını söylemek lazım %20.3'te. Yani şirketin esas faaliyetten ettiği kar marjı 20.3 seviyesinde. Fakat beklentilerde yani total kar rakamında %40 ve üzerinde güçlü net bir kar elde etmişti. Şirketin net borç pozisyonu 2023 yılının ikinci çeyreğinde 35.3 milyar seviyesindeyken bu çeyrekte 36.2 olduğunu söylemek lazım. Net borç bölü FABÖK rasyosu 1.6 seviyesinde. Genel anlamda dediğim gibi olumlular 77.70 seviyesinde hedef fiyat al yönünde veriyorlar. Ve geriye dönük verilere baktığımız zaman şişe camın endekse göre %16 geriden performans, yani endeksin altında performans sergilediğini ve bu sebeple de bir miktar geride kaldığını ve 8 FK ile nispeten ucuz olduğunu da düşünüyorlar ve model portföylerinde yer aldığını gururla söylemişler. Onu da ben eklemiş olayım. Peki. TEB'e geliyorum. Yine aynı FABÖK marjlarını aslında hepsine tek tek değinmeyeceğim ama TEB yatırımda 74.6 TL ile hedef fiyatını revize ediyor. Daha doğrusu hedef fiyatı değişmiyor. Önerileri değişmiyor. Hedef fiyatları revize etmişler 74.6 seviyesine rağmen. Güçlü devam eden sonuçlara rağmen devam eden belirsizlikler sebebiyle 74.6 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Şişe için al önerimiz değişmedi. 5.2 2024 ileriye dönük fiyat çarpanı ile işlem görüyor demişler. Bu raporda da dikkat çekici kısım Avrupa'daki yavaşlama endişeleri sebebiyle belirsizlik sürüyor ve bu da global soda külü fiyatlarındaki zayıflık da bu endişeleri destekliyor derler. Biraz daha temkinli bir rapor diyebilirim. TEB yatırımınki için, iş yatırımınkisi için de %48 öneri yukarı, 73.15 hedef fiyat olduklarını söylerler. En yüksek hedef fiyat şu anda denizde. Deniz yatırımda, evet. 77 lira 70 kuruşta. Peki. Burada da bakım çalışmalarına ve kapasite artışlarına bu raporunda en dikkat çekici kısmı bu. Ve çeyreklik bazda marjlarda iyileşme olarak söylemişler. Bundan sonraki dönemde özellikle yurt dışındaki şirketin faaliyetlerinin bilançosuna etkileyeceği bundan sonraki dönemlerde düşünebilir. Faaliyete geçmesiyle birlikte bir katalizör olabilir bundan sonraki bilanço için. Fakat bu bilançosunda özellikle çeyreklik bazda marjlarda iyileşme ve biraz daha gelirlerde yatay bir kompozisyon olduğunu söylemişler diyebilirim. Peki, bir de Ak Yatırım'ın bir otokar değerlendirmesi var. İstersen ona da değinelim. Bu da geçtiğimiz hafta yine olumlu gelen bilançolardan bir tanesi de aslında otomotiv sektörü. Yani Ford Otosan, Tofaş Oto ve Otokar üçü de olumlu bilançolar getirmişti. Otokar hakkında araştırmalarını üstün performans derecesiyle vermişler. Oldukça olumlu bir değerlendirme. 12 aylık hedef fiyat 642 TL ve %65'lik bir yukarı potansiyeli işaret ediyor. Şimdi Otokar zırhlı araçlar ve ticari araçlar üretiminde öncü bir üretici biliyorsun. Güvenlik endişelerinin tabii arttığı bir ortamda diyelim. Tekliflerde kullanılan boş kapasitenin de olumlu hale gelmesi, hem İveko anlaşmasıyla satışların artması, görünürlülüğün artması, yüksek marjlı satışların büyümesiyle birlikte marjların genişlemesi potansiyeli ve bir taraftan da döviz riskine karşı güçlü bir döviz geliri sağlama aslında bu bilançonun en önemli taraflarından, bu raporun daha doğrusu en önemli taraflarından bir tanesi. İhaleler de boş kapasiteyi destekliyor.
bu son geldiğimiz konjonktür diyelim. Hı hı. Küresel güvenlik endişeleri ve bölgesel sıkışmalar askeri harcamaları bir hükümetleri artırmaya zorluyor şu son dönemdeki durumla birlikte. Ve dolayısıyla kapasite kullanım oranının da %2024-25'te %40'lara kadar çıkmasını bekliyorlar. Şu anda %35'lerde. Bu tabii İVEKO anlaşması da satışları desteklediler anlamında bir görüntüsü var. 5 yıl süreyle 5 bin otobüs üretimini içeren anlaşması 2021'de başlamıştı. Şu an büyüyerek devam ediyor. Ve dolayısıyla bunda da otokarın özellikle ihracat pazarında da 75 ülkeden fazla ülkeye yayılması ve yayılması ile birlikte döviz gelirleri de 2018'de 2022 yılları arasında toplam %73'e yükselmiş. Bu oldukça güçlü bir kompozisyon. Dolayısıyla Akyatırım'da bunu derecelendirmiş gibi gözüküyor Didem. Burcu Kıratlı çok teşekkür ediyorum. Bu iki farklı rapor için aslında bugün hem şişe camı hem de otokarı konuşmuş olduk. Hmm. İzleyicilerimize hatırlatalım bu arada. Artık bilançolar da geliyor. Yavaş yavaş onları da zaten hep konuşuyoruz ama bilhassa ilgilendiğiniz sektörleri bize yazıyorsunuz ki Burcu Kıratlı ve Çağlar Kızlıklıoğlu bunları biraz daha detaylı ele alıp bizimle paylaşsınlar. Çok teşekkür ediyorum Burcu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdi seans notlarında gidelim Deriva'ya. Deriva danışmanlık ve eğitime yönetici ortağı Doktor Tolga Uysal hazır ve bizi bekliyor. Tolga hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar ve Cumhuriyet Bayramı'n kutlu olsun. Adiden merhaba. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 100. yılımız yani gerçekten güzel kutlandı. Evet. Nice yüzyıllara. Nice yüzyıllara aynen öyle. Tolga şimdi bu haftanın önemli gündem başlıkları içerisinde, dış gündem başlıkları içerisinde şüphesiz Fed var. Yani Amerika tarafının gündemi birazcık yoğun sanki. Hem veri akışı, tarım dışı istihdam vesaire. Ben aslında sana konuyu şöyle sormak istiyorum. Yani Fed'in yapsa bir 25 bas puan daha faiz arttırma alanı var gibi duruyor. Dolayısıyla bu toplantıda ne yapmasını beklediğinin yanı sıra aslında ne kadar daha süre bu seviyelerde kalma imkanı var ve bu piyasaları genel olarak nasıl etkileyecek, nasıl yönlendirecek diye merak ediyorum. Araya giren çıkan çok da gündemimizde olmayan başka gelişmeler yaşanıyor. Zira örneğin jeopolitik riskler gibi bir değerlendirme alalım senden bu konuda. Aslında bence Fed bir faiz artışı yapmayacağı sinyalini daha önce verdi. Ya ben açıkçası bir faiz artışı daha yapacağı kanaatinde değilim. Yani 5.25-5.50'deyiz şu anda geldiğimiz seviye bu. Geçen toplantıda faiz artışı olmadı. Önümüzdeki yani bu 1 Kasım'da yani Perşembe günkü toplantıda piyasanın beklentisi faiz artışı olmaması yönünde. Evet. Bundan sonraki olasılıklar %25-%30 olasılıkları var. Aralık toplantısı, Ocak toplantısı. Ama ben burada Fed'in geçen toplantıda söylediği, Powell'ın söylediği 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarıda olması aslında parasal sıkılaşmaya yardımcı olan bir faktör. Ben bu cümleyi çok önemsiyorum. Bence Fed artık bu taraftan yürüyecektir. Yani 2024'ün Haziran ayına kadar herhangi bir faiz indirimi de gözükmüyor. Yani Fed burada faizi yüksek tutacak en aşağı bir 6 ay, 7 ay süre. Ve burada tahvil faizlerinin %5 civarında olması işlerini kolaylaştıracak. Ve Amerika tarafında hala biliyorsun veriler çok iyi geliyor. Yani geçen hafta gelen o %4.3 beklenirken %4.9 gelen GDP, yani gayri safi yurt içi hasıla büyümesi aslında Fed'i elini kolaylaştıran bir faktör. Yani ekonomi aslında resesyona doğru tam olarak gitmiyor. Bu yumuşak inişten bahsediyoruz biliyorsun. Biz bunun üzerinde ilerliyoruz gibi geliyor bana. Evet. Büyümesi de biliyorsun geçen toplantıda 2.1'e revize ettiler Amerikan büyümesini. Ya Amerika tarafı bence çok durumda değil. Planlandığı şekilde ilerliyor. Fakat Avrupa tarafında sıkıntılar var. Peki şimdi Avrupa tarafına da aslında geçelim ama oraya geçmeden önce bu borçlanma programıyla da ilgili çok şey yazılıyor, çiziliyor Amerika tarafıyla ilgili bu haftanın öne çıkan başlıkları altında. Sen burada herhangi bir gerilim görüyor musun? Ya ben açıkçası görmüyorum. Yani çünkü sonuçta biliyorsun genelde bu
borçlanmayla alakalı konular Amerika'da hep son dakikada çözülen konular. Ve burada bir 3 aylık bir planlama onaylanacak. Burada ne kadarlık bir tahvil ihracı yapılacağı, satış yapılacağı karar verilecek. Ben açıkçası burada herhangi bir şey görmüyorum. Yani FED planladığı şekilde parasal sıkılaşmasına devam edecektir. Peki, şimdi o zaman gelelim mi Avrupa'ya? Avrupa tarafında da Almanya'dan gelen veriler var ki aslında 3. çeyrekte daraldığını takip ettik. Temmuz-Eylül döneminde %0.1'lik bir daralma var. Aslında Bloomberg anketine katılan ekonomistler %0.2'lik bir daralma bekliyordu. Yani bu farklar çok minik farklar. Ne kadar da önemseniyor veya büyütülüyor ondan çok emin değilim. Ama sonuç itibariyle Almanya, Avrupa'nın lokomotif ekonomisi ise eğer bir daralma gördük. Üçüncü çeyrekte bu bize Avrupa geneli ve ECB'nin bundan sonraki hali tavrı adına ne anlatıyor olabilir? Şimdi Didem aslında Avrupa'dan gelen veriler son dönemde hep negatif geldi. Yani Amerika ne kadar pozitif bir veri akışı varsa Avrupa'dan da hep negatif veriler aldık biz. Ama ilk defa bugün yani kötülüğün iyisi geldi. Öyle söyleyebiliriz. Yüzde senin söylediğin gibi eksi 0.2, 0.3 beklenirken eksi 0.1 geldi Almanya büyümesi. Ve yıllığa baktığımızda bu eksi 0.7 bekleniyordu. Eksi 0.3 geldi. Şimdi bir evvelki ikinci çeyrekteki Almanya büyümesi sıfırdı. Yani aslında teknik olarak neredeyse Almanya resesyona girmiş durumda. Geçen hafta gelen PMI'lar sanayi tarafında sıkıntı var Avrupa tarafında. 40 civarında yani 50'nin çok altında. Servis sektörü o da 50'nin hemen bir tık altında 49 civarında olan bir PMI rakamı var. Şimdi hal böyle olunca parite tarafında, euro dolar paritesi tarafında 1.0440'lara kadar gerilemiştik biz birkaç hafta önce. Fakat Amerikan ve Alman 10 yıllık tahvil faizi %2'lere kadar ulaştı. Yani şu bu aslında rekor seviyeler. En son geçen sene bu seviyelerdeydik ve o dönemde 0.95'lere giden bir parite vardı. Şimdi burada farkın bu kadar açılmasına, dolarla yine %2 açılmasına rağmen bence parite tutunuyor. Yani 1.05 civarında tutunuyor. Bu sene sonuna doğru yani ben Kasım ve Aralık ayında açıkçası tekrar bir 1.10'a doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Yani 1.05'ten 1.1'e doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. O bant hala çalışıyor. Yani tamamıyla euro tarafı kırılmış değil. Ki önümüzdeki dönem 2024'te Amerika büyümesi bu seneden bir tık daha kötü olacak. O yüzden yani Avrupa tarafında işler şu anda çok iyi gitmiyor diyebilirim. Peki bu ECB'yi faiz arttırma patikasında devam etmeye zorlayacak kötülükte mi çok kısaca? Zaten son biliyorsunuz 10 toplantıda 10 kere üst üste faiz arttırdı ve sıfırlardan %4'e geldik. Geçen haftaki toplantıda ilk defa 15 ay sonra ECB faiz arttırmadı. Doğru. Yani sıkıntı şu faiz artışlarının zaten burada cefasını çekiyor Avrupa Birliği ve o yüzden büyümeler çok düşük. Ya ben bir faiz artışı daha yapabileceğini düşünmüyorum. Yani faiz artışlarında artık biz bir sona geldik. Türkiye dışında tabii. Diğer merkez bankaları çok daha önce başladılar faiz artışlarına. Ve o yüzden büyümeler yavaşlamaya başladı. ECB tarafında da artık bence bu %4 civarı olan faiz son durak. İşte tabii orada bir problem ECB'nin de enflasyon hedefi. Yani bu kadar faiz arttırmaya ekonomi daralıyor, yavaşlıyor. Ancak enflasyonda tam da istenilen randıman sanki alınamamış gibi duruyor. Belki biraz daha buralarda durup gecikmeli etkiler olur mu enflasyon üzerinde diye herhalde bakılacak. Peki son olarak aslında gündemimizde biraz önce de söylediğim o jeopolitik riskler, İsrail-Hamas savaşı ve bunun emtialar üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı var. Örneğin petrol, örneğin altın. Hoş bugün ikisi de bir miktar aşağıdaydı ben yayına girdiğimde ama sonuç itibariyle gelinen seviyeler insanları, yatırımcıları bir miktar tedirgin etti ve etmeye devam eder mi? Sorunun yanıtını sende arıyoruz Tolga, ne dersin? Ya, İdem bence eder. Çünkü bu İsrail-Filistin savaşı gerçekten volatiliteyi çok arttırdı. Ya burada petrol tarafına baktığımda zaten biz 96 dolar seviyesine gelmiştik. Bir düşüş olmuştu, 83 dolardı. Savaşın başlamasıyla beraber Ekim'in başında tekrar 93 dolarlara çıkan bir Brent gördük ve şu anda 90 doların bir tık altındayız.
Şimdi burada sadece savaş değil, savaşın dışında da petrol tarafında bir defisit var. Yani arz ve talep arasında arzın yetersizliği. Kasım ve Aralık aylarında 2 milyon varil günlük bir açık söz konusu. Amerika tarafına baktığında orada da rezervlerde her hafta neredeyse son 6-7 haftadır bir düşüş vardı. Ve artı Amerika bu stratejik petrol rezervlerini sürekli sattı su geçtiğimiz son yıllarda. Petrol fiyatlarını belli bir seviyede tutmak için. Fakat Aralık ve Ocak aylarında stratejik rezerve de petrol alması gündemde Amerika'nın. Ve bir de üstüne bu savaş tehlikesi gelince petrol 90 dolarda tutunuyor. Burada önemli olan üçüncü bir ülkenin buraya dahil olmaması. Üçüncü ülkede tabii en önemli ülke petrol tarafında İran. Ya yani bu Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerin geçişinde bir kesinti olursa petrol 100 doları çok hızlı bir şekilde geçebilir. Tabii bu da altına da etkiliyor. Altın 2000 doları hafif geçmiştik. 2006 dolarlar civarındaydık Cuma günü ve bugün hafif geriledi. Jeopolitik risk arttıkça bu iki dayanak varlıkta da ben yön yukarı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu arada bu haftaki FED de çok önemli. Ya yani buradaki FED'in duruşu daha fazla şahin bir duruş sergileyecek mi? Ama ben sergileyeceği kanaatinde değilim. Eğer öyle bir şey olursa tabii altına negatif etkiler. Ama altındaki bence ana faktör şu anda jeopolitik riskler. Peki 2000 doların üzerine bir çıktı ama o onun üstünde çok tutunamadı. Bir hani seviye aşağıda gözlemlenmesi gereken bir seviye var mı? Eğer bir miktar daha gerilerse buradan pozisyon alınabilir dediğin bir seviye. Aslında 1810 dolara düştük biz biliyorsun. Yani tabii, birkaç hafta evet. önce savaş... Ne tren kaçtı mı diyorsun yani Tolga orada? Abi, tren hiçbir zaman kaçmaz ama 1810, 1830, 1840 dolarlarda burada geliyorum dedi. Yani çünkü o savaşın ilk başladığı günlerde bunun yukarı gideceği belliydi. Evet. Buradan hafif bir düzeltme olabilir ki belki onu yaşıyoruz. Yani tekrar 1950 dolarlara bir geri dönüş olabilir ama ben 2000 dolara kırıp o Rusya-Ukrayna savaşındaki ulaştığımız o 2080 dolarlara gitme ihtimalini görüyorum altında. Doktor Tolga Uysal çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Bugün seans notlarında iyi bir hafta diliyorum sana ve ekibe. Seans notlarının sonuna geldik. Siz bir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü bir araya gidiyoruz. Dönüşte Akıllı Para'da Çağlar Kuzlukluoğlu sizlerle birlikte olacak. Saat 17'de de biz tekrar buluşacağız.